DEİK'in çok değerli başkanı Nail Bey, yine DEİK'in kıymetli Enerji İş Konseyi üyeleri, bu güzel buluşma vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti dile getirerek sözlerime başlamak istiyorum. Biraz önce hem komisyon başkanımız, konsey başkanımız hem de DEİK başkanımızın ifade ettiği gibi aşağı yukarı neredeyse 6 ayı doldurdu bir süredir. Görüşmelerin büyük bir kısmı, biraz da mesafeleri dikkate aldığımızda, online platformlara kaymış durumda. Hatta sadece görüşmeler değil, çalışma bile neredeyse uzaktan yapılabilir hale geldi. Ama hayat devam ediyor, Sayın Başkanım da ifade ettiği gibi. Dolayısıyla hayatı devam ettirmek için de işte teknolojinin bize sunmuş olduğu araçları da sonuna kadar kullanacağız. Özellikle yine bu salgından dolayı dünya ekonomisinin ciddi daralmadan geçtiği bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Yine salgın nedeniyle bizler de bu dönemden olumsuz etkilendik. Ancak ekonomideki öncü göstergeler Türkiye'nin bu süreçten en hızlı çıkacak ülkeler olduğunu gösteriyor. Nitekim ikinci çeyrekteki dünya ekonomilerindeki büyümelere, başka bir ifadeyle daralmalara baktığımızda birçok ülkenin bize göre çok daha olumsuz seviyelerde seyrettiğini birlikte gördük. Geçen yılla kıyasladığımızda özellikle sanayide elektrik tüketimi bir miktar düşüşü bizde gözlüyoruz. Ancak üretimin büyük sekteye uğradığı bu yılın Mart-Mayıs ayıyla kıyasladığımızda özellikle Haziran sonrası sanayide artan elektrik tüketimi çarkların yeniden dönmeye başladığını bizlere gösteriyor. Bütün gayretimiz bu artışın sürdürülebilir bir nitelik kazanması. Bu süreçte en büyük pay hiç kuşkusuz Türkiye'ye inanan ve güvenen yatırımcılarımız. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Salgına rağmen Türkiye yatırımlarını askıya almayan nadir ülkelerden birisi oldu. Dikkat ederseniz son 2-3 ayda hemen hemen her hafta büyük bir projenin açılışını yapıyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Bazı müjdeleri halkımızla paylaşıyor. İnşallah bu yılın son çeyreğinden itibaren daha hızlı toparlanacağız. Salgınla birlikte dünyanın artık üretim ve lojistik ağını çeşitlendirmesi ve ülkelerin üretimde öz yeterliklerini geliştirmesinin hayati önemi ortaya çıktı. Sayın Başkanım biraz önce ifade ettiği gibi lojistik kavramı da artık yeni dönemde yeni çağrışımlar yapmaya başladı. Erişilebilirlik hizmet ve mallara, ürünlere ve ulaşılabilirlik son derece büyük önem arz ediyor. Türkiye bu anlamda yatırımcılara büyük fırsatlar sunuyor. 3 kıtaya en yakın noktada bulunuyoruz. 4 saatlik bir uçuşla neredeyse 2,5 milyarlık bir potansiyel pazara ve yaklaşık 25-30 milyar dolarlık dev bir ekonomiye ulaşmanın yollarını sunuyoruz. Ulaşım, enerji ve lojistik anlamında dünyayla rekabet edebilecek bir altyapıya sahibiz. Yatırımcılara dünya ile rekabeti açık, kendini yenileyen ve geliştiren donanımlı insan kaynağı olanaklarını sunuyoruz. Her türlü ham madde ve ara girdiler kolay erişim imkanı sağlıyoruz. Son dönemde Türkiye ekonomisi aleyhine ters rüzgarlar biliyorsunuz estirilmeye çalışılıyor. Ancak yatırımcılar her türlü manipülasyona rağmen Türkiye'nin potansiyelini görüyor, bu potansiyelin gücüne inanıyor. Bizim için menşei ne olursa olsun Türkiye'de yatırım yapan her firma yerli firmadır anlayışındayız. Bizler de firmalarımıza gereken her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Enerji sektöründe bu anlamda aslında müthiş bir dönüşüm ve bir sinerji yakaladığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün hem Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı firmaların hem de yurt dışında faaliyet gösteren Türk firmalarının sayısı son dönemde oldukça arttı. Türkiye'de doğal gaz dağıtım, petrol üretim ve dağıtım, yenilenebilir enerji başta olmak üzere dünyanın önde gelen firmaları yıllardır Türkiye'deki faaliyetlerine de devam ediyorlar. Bizler bu yatırımların sadece üretim-tüketim dengesinde kalmasını istemiyoruz. Her bir yatırımın ülkemize
katma değerli teknoloji kazandırmasını arzuluyoruz. Çünkü dünya ile rekabet gücümüz ancak verimlilik odaklı, yenilikçi ve teknoloji yoğun bir ekonomiyle mümkün olabilir. Yerli teknoloji üretimi bizlere ayrıcalıklı bir statü kazandıracak ve küresel rekabette bir adım daha ileriye geçmemize imkan sağlayacaktır. Enerji ve madencilikte uyguladığımız politikalarla enerji teknolojilerini yerlileştirme adına önemli adımlar attık. Yerli üretimi destekleyen fabrika kurulumunu ve ARGE yapılmasını zorunlu kılan bir sistemi hayata geçirdik. Her fırsatta şunu dile getiriyoruz. Kaynak bizimse teknoloji de bizim olmalı. Nitekim geçtiğimiz haftalarda yerli güneş paneli üretecek bir fabrikamızı da Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle hizmete aldık. Artık o paneller dünyanın sayılı büyük güneş santrallerinden birisi olacak Konya Karapınar'daki alanda montajına başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde ilk elektrik üretimini yine bu yerli panellerden yapma mutluluğuna birlikte kavuşacağız. Ancak o zaman enerjide bağımsızlık idealinin gerçeğe dönüştüğünü görebiliriz. Aksi takdirde kurulan sistem konjonktürel gelişmelerden doğrudan etkilenen, kırılgan ve inişli çıkışlı bir hal alır ki burada da öngörülebilirlik imkansız hale gelir. Bizler her fırsatta yatırımcılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ardından 2018 yılında 60. sırada olduğumuz iş yapma kolaylığı endeksinde yapılan reformlarla birlikte 2019'da 43. sıraya, 2020'de 33. sıraya kadar çıktık. İnşallah amacımız bunu daha da yukarılara çekmek. Bu süreçte özellikle DEİK başta olmak üzere yerli ve yabancı yatırımcılarımızı bünyesinde toplayan ve dünyada Türkiye'nin gücünü, potansiyelini, yatırım imkanlarını anlatan iş insanlarımızı da özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. KEK eş başkanı olduğum İran, Irak, Libya, Cezayir, Angola başta olmak üzere enerji ve maden iş kollarında yurt dışındaki fırsatların değerlendirilmesinde bakanlık olarak üzerimize düşen neyse onu yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha yinelemek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizlerle bir araya gelmekten dolayı duyduğum memnuniyeti bir kere daha belirtmek isterim. Toplantının organize edilmesinde emeği geçen değerli dostumuz, arkadaşımız Haluk Bey başta olmak üzere Enerji İş Konseyi'nin değerli üyelerine, DEİK'in saygıdeğer başkan ve yöneticilerine de teşekkürlerimi sunarım.